Merhaba arkadaşlar. Görüyorum ki bazı arkadaşların sistemlerinin benim sistemimden iyi olmasına rağmen bilgisayarlarından performans alamadıklarını görüyorum. Bunun başlıca birkaç sebebi var. Bunları değineceğim arkadaşlar. Öncelikle internet hızından emin olmanız gerekiyor. İnternet hızınıza güveniyorsanız, çünkü bugün bir arkadaşımla konuştum. Oyunda lag olduğunu, çok da güzel bir karakteri var, çarı var oyunda ama zevkini alamıyor. İnternet hızını ölçtüğümüzde 4 megabit çıktı arkadaşlar. 4 megabit çok düşük. Yani FPS drop yemesi gayet normal. Ben 50 megabit kullandığım halde yani 100 megabit kullanana göre bir adım gerideyim arkadaşlar. Onun için öncelikle internet hızından emin olmanız gerekir. Daha sonra yapmanız gereken arkadaşlar, kontrol etmeniz gereken anakartınızın BIOS güncellemesi. Bu güncelleme çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü anakartlar satılır. Daha sonra firmalar taleplerde bulunur. Bizim RAM'imiz, firmamızın RAM'i şu frekansta çalışmıyor der. Veya kullanıcılardan biri ben anakartı ekran kartından bu şu kadar performans alamıyorum der. Buna göre anakart firmaları güncelleme yüklerler sitelerine ve o hataları düzeltirler. O yüzden BIOS'unuzu güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yaparsınız? Göstereyim size. Öncelikle BIOS versiyonumuzu öğrenmek için buraya sistem yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistem bilgisi. Burada sistemimizin bütün bilgisi var. BIOS sürümümüz burada gördüğünüz gibi 2019'un F12 diye geçiyor. Bu bilgisayarı aldığımda bu F2 idi arkadaşlar. En son F13 versiyonunu yüklemişler. Benim Gigabyte'ın anakartında. Sizin Asus'a bakacaksınız. MSI ise MSI'ya bakacaksınız. Burada BIOS sürümünüzü öğrenebilirsiniz. F13 beni ilgilendirmiyor. Benim anakartım F12'ye kadar güncellemem gerekiyordu. Anakartımızın hangi firmaysa gördüğünüz gibi Gigabyte'ın sitesine giriyorum arkadaşlar. Destek bölümünden. Burada sürücülerini görüyoruz. Burada işletim sistemimizi seçiyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken güncellemeler var. Öncelikle bu chipsetimizi güncelleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2020. Ben bunları güncelledim. Ve burada BIOS sürümünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi benimki buradaydı arkadaşlar. Bilgisayarı topladığımda anakartımın sürücüsü buydu. F2 idi. Daha sonra gördüğünüz gibi F13'e kadar yüklemişler. Bu F13 Kingston DDR 2666 Hertz için RAM'ler için yapmışlar. Beni ilgilendirmiyor. Ben zaten 2400 kullanıyorum. Özür dilerim. Beni ilgilendirmiyor. Ben F12'yi yükledim arkadaşlar. Bunu yüklemezseniz bilgisayarınızdan randıman almanız mümkün olmayabilir. İkincisi benim gibi Gigabyte kullananlar, FPS drop yiyenler, FPS düşüş yiyenler. Burada Intel'in bir sürücüsü var. Şurada sürücülerde. LAN'da. Evet, bu sürücüsü arkadaşlar. Bu Bandwidth Switch. Yani kontrol. Yani band genişliğini ayarlıyor. Yani hattınızda ailenizden biri kullanıyorsa, o şekilde düşüş yaşıyorsanız bu size oyununuza öncelik tanıyor. Band genişliğini ayarlayarak oyununuza daha iyi bir band sunuyor. Yani bunu yükleyebilirsiniz eğer anakartınız destekliyorsa. Gerçi bunun modemden de ayarları vardı arkadaşlar. Onu bulmak için kurcalamak gerekir. Yani farz edin arka tarafta kardeşiniz torrentten bir şey indiriyor. Ama siz de oyun oynuyorsunuz. Oyununuzda donmalar yaşıyorsunuz. O zaman bunu kuracaksınız. Bu size yeterli band içi o aralığı ayarlayacak arkadaşlar. Tabi desteklemiyorsa da yapacak bir şey yok. Diğer firmaları bilmiyorum. Evet, BIOS'umuzu güncelledik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ikinci önemli konu. Benim şu anda işlemcim i3 9100 arkadaşlar. Bazı işlemciler vardır.
onboard ekran kartına sahiptir. Yani ekran kartı içinde dahili olarak gelir. Bazı işlemciler vardır, ekran kartsız gelir. Mesela bu 9100'ün, bakın gördüğünüz gibi burada UHD 630 grafiklerine sahip. Ama bu 9100 i3, 9100 F alırsanız bu dahili grafikleri yok arkadaşlar. Yani işlemcinizin önce bu özelliğini öğrenmeniz gerekiyor. Dahili grafikleri var mı yok mu? Bu bir işe yarar mı? Yarar. Nasıl yarar? Ekran kartınız bozulduğu zaman bilgisayarınız bu yoksa açılmaz. Bu varsa dahili ekran kartıyla açılır bilgisayarınız. Bununla oyun oynanır mı? Kısmen. Kısmen. Yani Nvidia veya AMD gibi oynatmaz ama kısmen bazı oyunları oynatabilir arkadaşlar. Yani öyle çok da zayıf kartlar değildir. Ama oyun için geliştirilmemişlerdir. Öncelikle işlemcinizin dahili grafik kartı var mı yok mu onu öğreniyorsunuz. Intel'in sitesine modelini yazıp. Varsa yapmanız gereken şu. Laptoplarda arkadaşlar aygıt yöneticisine geldiğiniz zaman görüntü bağlaştırıcılarında burada iki tane ekran kartı görürsünüz. Ya Intel AMD'dir ya Intel Nvidia'dır. Ya ikisi de AMD AMD'dir. AMD Nvidia'dır falan filan. İki tane görürsünüz. Laptoplarda geçişlidir arkadaşlar. Otomatik geçiş yapar. Otomatik geçiş yapmazsa herhangi bir istediğiniz programı veya oyunu ekran kartına ekleyebilirsiniz. Ondan sonra ekran kartıyla, harici ekran kartıyla oyunlar açmaya başlar. Eğer eklemezseniz onu dahili ekran kartıyla açar. Mesela bu Intel'in ekran kartıyla açar. İstediğiniz performansı alamazsınız arkadaşlar. O zaman almış olduğunuz Nvidia'nın veya AMD'nin oyun ekran kartlarının hiçbir işe yaramaz yani. Dediğim gibi öncelikle oyunları veya programlarınızı harici ekran kartınıza ekleyeceksiniz. Onu nasıl ekleyeceğinizi biraz sonra gösteririm. Masa üstünde ise arkadaşlar böyle bir durum yoktur. Masa üstü bilgisayarlarda eğer harici ekran kartı taktıysanız o görünür. Harici ekran kartı takmadıysanız işlemcinizin onboard ekran kartı görünür burada. Şimdi bende RX 570 serisi AMD'nin ekran kartı var. Radeon. Onun için işlemcimin ekran kartı burada görünmüyor. Peki onu güncellemek istersem ne yapmam gerekir? Onu güncellemek istersem arkadaşlar iki seçeneğim var. Ya anakarttan bu Radeon'u sökeceğim. Bunu sökeceğim. Otomatik olarak tabii bilgisayardan gelen HDMI kablosunu da anakarta takmak lazım. Artık onu dönüştürücü mü kullanırsınız, direkt takar mısınız bilmem. Yoksa görüntü alamazsınız harici ekran kartını çıkarttığınızda. Neyse bağladığınızı varsayıyorum. Bunu çıkarttıktan sonra bilgisayarı açarsanız burada göreceksiniz ki otomatik olarak Intel ekran kartı bu UHD 630 veya UHD 610 veya ne bileyim burada HD 3000, HD 4000 değişik grafik kartları var. Onlardan birini göreceksiniz arkadaşlar. Buradan güncellemesini yapabilirsiniz. Veya modelini öğrenip Intel'in sitesinden yapabilirsiniz. İkinci bir yol nedir? Kendi anakartıma göre örnek veriyorum. Bilgisayarımı kapatıyorum. Açarken Delete tuşuna arka arkaya basıyorum. BIOS ekranına giriyorum. Gigabyte anakartımın. Orada menülerde Yonga seti var arkadaşlar. Yonga setinde dahili grafikler var. O otomatiktir orada. Onu otomatikten alıyoruz, aktif yapıyoruz. Yani dahili grafikleri aktif ediyoruz ve onu kayıt edip relog attığımız zaman bilgisayara burada iki tane ekran kartı görünmüş olacak arkadaşlar. Intel'imizi o şekilde güncelleyebiliriz. Eğer buraya Intel'i çıkartmazsak arkadaşlar, sitesinden direkt indirip kurmaya çalışırsanız sizi uyaracaktır. Diyecektir ki bu bilgisayar bu işlemciyle uyumlu değil. Bu ekran kartı bu bilgisayarla uyumlu değil diyecektir. Nedeni ise burada Intel'in görünmemesi. Onun için burada Intel'i aktif etmeniz gerekir. Ha, ondan sonra ikisinin arasında güncelleme yaptıktan sonra geçiş olacak mı? Olmayacak. Yine harici ekran kartınızı AMD'yi kullanacak. Ama sürücüyü güncellemiş olacaksınız.
Güncelledikten sonra yine BIOS ekranımıza girip arkadaşlar Yonga setinden, Yonga seti ayarlarından dahili grafikleri pasif yapabiliriz, otomatik yapabiliriz. Yine eski ayarına getirebiliriz. Burada tekrardan aynı harici ekran kartımız görünmüş olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölüm. Şimdi AMD konusunda bilinmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Ben AMD'yi kimseye önermiyorum. Çünkü baktığım zaman arkadaşların çoğu 10 yıllık eski oyunları oynuyorlar. Yani bunlardan bir tanesi Knight Online. Benim gibi Knight Online oynuyorlar. Ve eski oyunlar DirectX 9 ile çalışıyor arkadaşlar. DirectX 9 diyeyim. AMD'nin CEO'su da kabul ediyor. Twitter'dan yazmış olduğu konudur. Herkes şikayet ediyor çünkü. Çok düşük FPS alıyoruz. Neden? Çünkü AMD'nin eski oyunlarla sorunlu arkadaşlar. API uyuşmazlığı var. DirectX 9 oyunları çalıştırmakta güçlük çekiyor. Yani isterseniz ne bileyim 10.000 liraya gidin AMD ekran kartı alın. Size Knight Online gibi oyunlarda DirectX 9 ile çalışan oyunlarda performans sağlamayacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Yeni oyunları şakır şukur oynarsınız GTA 5 gibi. Ona bir şey diyemem. Ama DirectX 9'da sorunları var bu ekran kartının. O bir kesin. Yani bunu AMD yönetimi de kabul ediyor. Onun için ben size Knight Online için olan ayarları göstereceğim. Hani kimisi örtüşmeyi, mozaikleşmeyi bilmem neye açıyor. Ben size o şekilde göstermeyeceğim arkadaşlar. Genelde sitelerde görüyorum işte 2020 ayarları, Radeon 2020 ayarları. İyi de kardeşim, bu zaten DirectX 9 oyunları desteklemeyen bir kart. Ben bunun özelliklerini açsam ne işime yarayacak benim? O yüzden tam kapatmam gerekiyor benim. Evet arkadaşlar, bakın gelin. Şimdi ekran kartlarına giriyoruz arkadaşlar. Bunları kapatıyoruz. Bunlar tamamen kapalı. Burayı her zaman kapalı yapıyoruz. Ekran kartlarından. Burası uygulama ayarlarına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi kapalı. Sadece şurada mozaik döşeme modunu sizde AMD için iyileştirilmiş yazar. Burada uygulama ayarlarını geçersiz kıl deyip burayı da kapalı yapacaksınız arkadaşlar. Ve yapmanız gereken tek şey buradan performans almak. Tabi buradan performansı alırken bilgisayarınızı güç yazıp güç ayarlarına girip arkadaşlar buradan yüksek performansı almanız gerekiyor. Size dengeli olabilir. Yani ekran kartınız tam performansla çalışmak istese de buna bilgisayarınız, işlemciniz izin vermez. Onun için buradan yüksek performans almanız gerekiyor. Aldığınızı varsayıyorum. Ekran kartları bölüm bu şekilde arkadaşlar. Oyun bölümüne geçiyorum. Buraya buradan bir oyun eklediniz. Tabi Knight Online'ı arayıp bulamıyor bu. Knight Online'ı optimize etmek için tasarlanmamış bu ekran kartı. Bulmaz. Eski oyunları bulmaz burada. Ha, GTA 5 bulsaydı burada tara deseydim bulurdu. Ama Knight Online'ı bulmaz. Onun için burada oyun eklediğim zaman buradan bilgisayarımdan ben ekliyorum arkadaşlar. Entity Game'in dosyasını buluyorum. Buradan ben ekliyorum. Hem Launcher'ını ekliyorum hem Knight Online Exe'yi ekliyorum. Çünkü Knight Online Exe'yi eklemezsem bana istatistikleri göstermiyor. Mesela bakın burada istatistiklerini göstereyim size. Dün oynanmış arkadaşlar. Son oturum 28 dakika sürmüş. Gördüğünüz gibi FPS mükemmel. 105 FPS almışım. Bu da bu ayarlarla. Yani en iyi ayarlar. Hepsini denedim. İnanın hepsini denedim. Mümkün değil bu FPS'ler. Yani genelde arkadaşlara bakıyorum 40-50 FPS. İşte onun nedenlerini başından da söyledim. BIOS'unuzu güncellememiş olabilirsiniz. Intel ekran kartını güncellememiş olabilirsiniz. İnternet bağlantınız yavaş olabilir. Bunlar tabii ki drop yapar arkadaşlar. Ama ekran bu ekran kartında kurtarabileceğiniz kadar ben size ayarlarını göstereceğim. Burası arkadaşlar hepsi gecikme önleme kapalı, çil kapalı, görüntü keskinleştirme kapalı, senkronizasyon kapalı. Burayı yine her zaman
kapalı yaptık arkadaşlar. Aşağıya giriyoruz, gelişmişlere. Uygulama ayarlarını kullan. Uyumlu çoklu örnekleme arkadaşlar. Bunu uyumlu çoklu örnekleme yaparak performans sağladım. Örtüşme önleme morfolojik kapattık. Yön bağımlı filtreleme kapalı. Burada yine performans alıyoruz arkadaşlar. Hepsi devre dışı. Burası yine uygulamayı geçersiz kıl deyip buradan yine kapalıyı seçiyoruz arkadaşlar. Tamam, aynı şeyi geriye alıyoruz buradan. Launcher için de yapıyoruz. Öyle aksi bir şey ki orada Knight Online Exe'yi yaptığın zaman Launcher da aynı şekilde değişmiyor. Aslında ikisi aynı program ama değişmiyor. Aynı şeyi Launcher Exe'ye de yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bütün ayarları Knight Online Exe gibi ayarlı. Burada da performans seçili. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaparsanız oynayabileceğinizin en iyisini oynayabilirsiniz. Ha, bir de ekranınız FreeScience özelliğini desteklemiyorsa bunu kapalı yapın arkadaşlar. Bunu kapalı yapın. Buraları tam panel yapıyorsunuz. Yani tam ekran. FreeScience desteklemiyorsa bunu kapalı yapın. Bir de şurada ekran bölümünde olacak o. Evet, şu Virtual Super Resolution var arkadaşlar. Bunu da aktif sizde olacak. Aktif, bunu kapatın. Zaten burada yazıyor bakın, FreeScience desteklemiyor diye. Onun için orada açmanıza gerek yok. Burayı da tam panel yapıp burada GPU ölçeklenme aktifse pasif yapın, ki pasif gelir bu büyük bir ihtimalle, öyle hatırlıyorum. Burada arkadaşlar bir de yapmanız gereken şu HDMI bağlantı güvencesi. Bunu devre dışı yapın. Bunlar hep kastıran faktörler. Yani dikkatimi çekti. Yani ben performansı, oyunda performansı bu şekilde aldım. Bir de şu sizde bu gelir arkadaşlar. Bunu da RGB yapın. Full RGB. Bunu da full RGB yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yani güzel bir FPS alıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu kartın 3'te 1, 4'te 1 fiyatına GT 730 Nvidia kartım vardı. Yani o şu anda 300-400 liraysa bu 1200 lira, 1300 lira ekran kartı. Ama inanın öteki daha iyi oynatıyor. İnanın. Nvidia'da böyle bir hani DirectX 9 gibi oyun seçme şeyi yok. Yani mesela JR'ye giriyordum arkadaşlar. Tam full 120 FPS verdiği için merdivenlerden yukarıya çıkamıyordum. Takılıp kalıyordu. FPS'yi düşürmek zorunda kalıyordum. 70'e 80'e çekiyordum. Ondan sonra çıkıyordum merdivenlerden. Bu 120 FPS gösterse de merdivenlerden koşa koşa çık. Hiç takılma makılma yok. Ki 120 FPS göstermez orada arkadaşlar zaten. Yani demek istediğim şu ki Nvidia kadar performans sağlamıyor. Bunu eski oyunlar için söylüyorum. GTA 5'te bilemem. GTA 5'te bu çok üstün olabilir. Ben DirectX 9 oyunlar için söylüyorum. Evet. DirectX 9 problem yazarsanız arkadaşlar, AMD Radeon DirectX 9 problem yazarsanız forumlarda görürsünüz bunu AMD'nin de kabul ettiğini. Evet arkadaşlar, bu şekilde daha iyi oynayacağınızı düşünüyorum. Biliyorum nasıl bir sıkıntı, skilllerin arka arkaya vurulmaması, skilllerin failed vermesi çok sinir bozucu bir olay, biliyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Umarım işinize yarar. Daha güzel PK'lar atarsınız. Daha keyifli takılmadan oyunlar oynarsınız. Umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu videoyu çekmiş olduğum videoya yama olarak yapacağım. Yani burada render almadan önce ekleyeceğim. Çünkü atlamış olduğum bir bölüm var. Render konusu. Çünkü çoğu arkadaşın sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Neden benim işlemcim render yapmıyor? Neden sadece ekran kartıyla render alabiliyorum? Neden OpenGL hızlandırması yok diyen arkadaşlar olacak. Onlara faydalı olsun diye şu anda görüyorsunuz render alacaktım. Render almadan önce bu videoyu da çekeyim dedim. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum işlemciniz ekran kartına sahip değilse veya az önce göstermiş olduğum gibi BIOS'tan ekran kartını, onboard ekran kartını, işlemcinin ekran kartını aktif etmediyseniz
ve güncellemediyseniz buradaki ayarları göremezsiniz arkadaşlar. Mesela şuradaki OpenGL uygulamasını kullan. Bunu aktif yapamazsınız. Hızlandırmaya gelirseniz gördüğünüz gibi burada hem Intel ile render alıyorum ben. Yani render alırken %50-60 Intel kullanıyorsa %80-90 veya %100 ekran kartı kullanıyorum. Yani bu renderımı hızlandırmama sebep oluyor. Atıyorum 15 dakikada alacağım bir renderı 3 dakikada alıyorum. Çünkü AMD devreye giriyor. Tabii ben Movavi'yi kullanıyorum. Siz belki Adobe Premiere kullanırsınız veya başka bir şey kullanırsınız. Sonuçta seçenekler aynı. Nvidia olanlar Nvidia'yı işaretler burada. Burada Intel'i görmüyorsanız, OpenGL hızlandırmayı görmüyorsanız sebebi budur arkadaşlar. Yani dahili ekran kartını aktif etmemişsinizdir, güncellememişsinizdir. Onu mutlaka güncellemeniz gerekiyor ki burada Intel hızlandırma seçeneği çıksın veya OpenGL hızlandırma seçeneği çıksın. Bunu da eklemiş oldum arkadaşlar. Yeniden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.